bugün gerek ikinci gerek bölgesel işte konuları ele aldık. Bunların değerlendirmelerini yaptık. Türkiye Katar arasındaki askeri, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu konuları detaylı bir şekilde ele almışken yüksek düzeyli stratejik komite toplantısının birincisini de böylece gerçekleştirmiş olduk. Ve bu toplantı sonunda tabii 15 anlaşmayı imzalamış olduk. Tabii bunun bir ilk olmasının yanında güçlü bir adım olması hasebiyle de önemi çok büyük. Ve dediğiniz gibi ilgili tüm bakan arkadaşlarımız yıl boyu ilgileriyle sürekli görüşme halinde olacaklar. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği şekliyle konuşmaktan öte netice almak üzerine kurulu anlaşmaları yapalım, görüşmeleri yapalım. Ve bir ikinci toplantıda bir araya geldiğimizde hemen burada artık görüşmeler yapıldı, netice alındı ve noktaya koyalım. Bu bir çalışmayla bu süreci devam ettirebiliriz. Bildiğiniz gibi şu anda Katar'daki özellikle ilişkiler noktasında 1,3 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. İnanıyorum ki bu yıl bu daha da ileri bir noktaya gelecek. Her geçen gün yatırımlar noktasında da Türk müteahhitlik sektörünün Katar'daki edindiği yer ortada ve kültürel işbirliği noktasında Türkiye-Katar arasındaki işbirliği çok çok iyi bir noktada ve bunun daha da artması bizleri ayrıca onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün bildiğiniz gibi Yunus Emre Kültür Merkezimizin de burada açılışını yapacağız. Ve gönül dünyamızın mimarı Yunus Emre, tabii bunu şimdi tercüme ederken tahmanatıyla tercüme edildiğinden Yunus Emre, ben gelmedim dava için, benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor. Şimdi onun ismiyle burada bir kültür merkezini açıyoruz ki bu kültür merkeziyle inşallah halklarımız arasındaki ilişkiler çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Çok daha güçlü bir noktaya gelecektir. Bunun yanında askeri alanda attığımız adımlar çok çok önemli. Bu noktadaki dayanışmamız her geçen gün daha iyi bir konuma geliyor. Ticari noktada, mali noktada, ekonomik alanda attığımız adımlar çok çok önemli. Fakat hepsinden öte, teröre karşı ortak mücadelede gerçekten Türkiye-Katar ilişkisi çok farklı bir konumdadır. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve teröre karşı vereceğimiz mücadele gerek Filistin'de olsun, gerek şu anda Suriye'de olsun, bu mücadele bizleri ilgilendiriyor. Tabii bölgemiz çok sıkıntılı. İslam dünyası sıkıntılı. Yani bakıyorsunuz Suriye'de, Filistin'de, Mısır'da, Libya'da daha Arakan'a ulaşıyoruz. Oralarda her yerde ne yazık ki sıkıntılar var. Bu sıkıntıları tabii birlikte aşmamız gerekiyor. Burada güvenliği bir ülke olarak Türkiye, Katar inanıyorum ki emin adımlarla geleceği bilecektir. Ve bölgenin içerisinde sorumluluklar olan özellikle Suudi Arabistan'ında bu bölge konseyinde malum şu anda genel başkanı olarak Katar'ın tabii çok çok önemli bir yeri var. Ve ben inanıyorum ki dayanışma içerisinde çok daha önemli bir geleceğe yürüyeceğiz. Ben de bu sancılı ağır dönemi geçerken bunu başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Ve bugünkü yüksek düzeyli stratejik komite toplantısının iki ülke hakkında, iki ülke halkları arasında başarılarla dolu olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. أول بروتوكول قرار التعاون في مجال التدريب والتعليم مما تبع أوقع ذلك اليوم
aynı zamanda imzalandı. Sayın Rais Katar Vakfı arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği protokolü Türk tarafından Ahmet Arif Ergin Katar tarafından Katar İklim Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Faysal Alsuar